Elektronik Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı Deneme Soruları 21 Soru 1 Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A Kaburganın sağ alt bölgesi 1 cm B Karnın sol üst bölgesi 3 cm C göğüs kemiğinin ortası 5 santim. D göğüs kemiğinin 1 bölü 8'lik üst kısmı 7 santim. Doğru cevap C. Göğüs kemiğinin ortası 5 santim. Soru 2. Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki vermeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hali aşağıdakilerden hangisidir? A. Şok B bayılma, C koma, D kansızlık. Doğru cevap C, koma. Soru 3. Kaza yapmış bir araçta devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa kazazedeler araçtan ne zaman çıkarılmalıdır? A araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra B araç sabit bir hale getirildikten sonra C hiç zaman kaybetmeden ilk yardım müdahalesi yaptıktan sonra D eğer iki kişi varsa biri araç tutuyorken diğer kişi ilk yardım müdahalesini yaptıktan sonra. Doğru cevap B araç sabit bir hale getirildikten sonra. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz? A açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak, B ayakları yüksekte tutup sırt üstü yatırmak, C batan cisim varsa çıkarmamak, D yarı oturur duruma getirmek. Doğru cevap B. Ayakları yüksekte tutup sırt üstü yatırmak. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır? A. Böbrek, B. Mide, C. Kalp. D. Karaciğer. Doğru cevap C. Kalp. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir? A. Suda boğulma. B. Birinci derece yanıklar. C. Zehirli gazların solunması. D. Solunum yolunun tıkanması. Doğru cevap B. Birinci derece yanıklar. Soru 7. Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır? A. Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir. B. Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına beş kez kuvvetlice vurulur. C. Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. D. Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır. Doğru cevap A. Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir. Soru 8. Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir? A. Kalp krizi, B. Kalp masajı, C. Kalp spazmı, D. Göğüs ağrısı. Doğru cevap B. Kalp masajı. Soru 9. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazede de boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? a. yastıksız olarak sırt üstü yatırılması, b. başının altına yastık konularak sırt üstü yatırılması, c. sırt üstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması, d. sırt üstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması. Doğru cevap C. Sırt üstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması. Soru 10. Kanamanın olduğu damar parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır? A) Toplar damar kanamaları, B) Bacak bölgesi kanamaları, C) Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar, D) Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar. Doğru cevap C, çökme kırık ile birlikte olan kanamalar. Soru 11. Şekildeki başçene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır? A. solunum güçlüğü olanlarda, B. boyun omurlarında hasar olanlarda, C. kanama ve kusmuk nedeniyle oluşan tıkanmalarda, D. dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda. Doğru cevap B. Boyun omurlarında hasar olanlarda. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A. Yarı oturur pozisyon verilmesi. B. Fiziksel hareketinin artırılması. C. Hava yolu açıklığının sağlanması. D. Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi. Doğru cevap C. Hava yolu açıklığının sağlanması. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir? A) Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması, B) Sürücü belgesinin hileyle alınmış olduğunun tespit edilmesi, C) Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi, D) Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması. Doğru cevap B. Sürücü belgesinin hileyle alınmış olduğunun tespit edilmesi. Soru 14. 1. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler, 2. motorlu bisiklet ve motosikletler, 3. traktör ve iş makineleri, 4. otomobiller. Yukarıda verilen araçların hangilerinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur? A) 1 ve 2, B) 1 ve 4, C) 2 ve 3, D) 3 ve 4. Doğru cevap B. 1 ve 4. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir? A. Öfke B. İşitme C. Yaş D. Bedensel sakatlık Doğru cevap A. Öfke Soru 16. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir? A. Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması, B. Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi, C. Sürücülerin dikkatinin artırılması, D. Kazaların önlenmesi. Doğru cevap B. Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi. Soru 17. Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur? A uzağı gösteren ışıkların, B acil uyarı ışıklarının, C park ışıklarının, D sis ışıklarının. Doğru cevap A uzağı gösteren ışıkların. Soru 18 Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın karayolunda sürülmesi yasaktır? A) Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse, B) Aracın periyodik bakım süresi geçmişse, C) Kasko sigortası yaptırılmamışsa, D) Sürülecek araç başkasına aitse. Doğru cevap A. Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse. Soru 19 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A) Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu B) Hız sınırlaması sonunu C) Geçme yasağı sonunu D) Park yasağını Doğru cevap C, geçme yasağı sonunu. Soru 20. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur? Doğru cevap D. Soru 21. Aşağıdakilerden hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır? A. sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi B. yolun boş olması halinde iki şeridin birlikte kullanılması C. araç geçenlerin sol şeritten gitmesi D. yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi. Doğru cevap B. Yolun boş olması halinde iki şeridin birlikte kullanılması Soru 22. Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma yavaşlama şerididir? A1, B2, C3, D4. Doğru cevap A1. Soru 23. F sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir? A lastik tekerlekli traktör, B motorlu bisiklet. C. Kamyon D. Otobüs Doğru cevap A. Lastik tekerlekli traktör Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır? A. Empati kurmaktan kaçınmak B. Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak C karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek, D karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak. Doğru cevap C karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek. Soru 25. Aşağıdakilerden hangisinde takograf cihazı bulundurulması ve kullanılması zorunludur? A otobüs B minibüs, C taksi, D dolmuş taksi. Doğru cevap A, otobüs. Soru 26. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı neyi bildirmektedir? A ışıklara 50 metre kaldığını, B asgari en az hız sınırını, C azami en yüksek hız sınırını, D öndeki araca 50 metreden fazla yaklaşılmamasını. Doğru cevap C. Azami en yüksek hız sınırını. Soru 27. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan parça hangisidir? A. Alternatör B. Fan motoru C. Marş motoru D. Silecek motoru Doğru cevap C. Marş motoru Soru 28. Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A) Ani fren yaparak durmaya çalışması, B) Takip mesafesini azaltması, C) Takip mesafesine uyması, D) Takip mesafesini artırması. Doğru cevap D, takip mesafesini artırması. Soru 29 Şekle göre geçme işlemi yapan bir numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir? 1. Geçiş kurallarına uyduğu, 2. Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı, 3. Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği. A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. 2 ve 3, D. 1, 2 ve 3. Doğru cevap C. 2 ve 3. Soru 30. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demiryolu geçidine yaklaşıldığını bildirir? Doğru cevap D. Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır? A geri vites lambaları, B sinyal lambaları, C park lambaları, D sis lambaları. Doğru cevap B sinyal lambaları. Soru 32. Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir. Buna göre direksiyon başındayken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir? A. Elde cep telefonu ile konuşulması B. Temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması C. Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması D. Trafik yoğunluğu düşük olan alternatif güzergahların seçilmesi Doğru cevap A. Elde cep telefonu ile konuşulması Soru 33 Aşağıdakilerden hangisi yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler. A. Adli tıp, B. Kazazede, C. Trafik psikolojisi, D. İlk yardımcı. Doğru cevap C. Trafik psikolojisi. Soru 34. Aşağıdakilerden hangileri gabarı ile ilgilidir? A. 1-2, B. 1-3, C. 2-3, D1, 2, 3. Doğru cevap A. 1, 2. Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir? A. Ayna ayarları, B. Yakıt seviyesi, C. Araç lastikleri, D. Koltuk ayarları. Doğru cevap C. Araç lastikleri. Soru 36. Aracın belli bir mesafede gidebileceği kadar yakıtın araç üzerinde bulundurulmasına yarayan parça hangisidir? A. Yakıt deposu, B. Bagaj, C. Karter, D. Torpido. Doğru cevap A. Yakıt deposu. Soru 37. Monoküler, tek gözü görmeyen bir sürücü, Aşağıda verilen sürücü belgesi türlerinden hangisini alamaz? A. M. Motorlu bisiklet B. A. Motosiklet C. B. Otomobil D. D1 Minibüs Doğru cevap D. D1 Minibüs Soru 38 Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? A. Taşıt yolunun soldan daralacağını B. Taşıt yolunun sağdan daralacağını C taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını, D iki yönlü yoldan tek yönlü yola yaklaşıldığını. Doğru cevap B, taşıt yolunun sağdan daralacağını. Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücü belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir? A sağlık şartı B. Öğrenim şartı C. Eğitim ve sınav şartı D. Motorlu araç sahibi olma şartı Doğru cevap D. Motorlu araç sahibi olma şartı Soru 40. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev halindeki ambulansın geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A. Otomobilin tali yolda olması B ambulansın ana yolda olması, C ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması, D ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması. Doğru cevap C, ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması. Soru 41. Aracın gösterge panelinde bulunan devir saati sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? A kilometre saat cinsinden aracın hızını, B aracın kat ettiği toplam kilometreyi, C devir dakika cinsinden motorun devrini, D uzun hüzme anahtarının açık olduğunu. Doğru cevap C devir dakika cinsinden motorun devrini. Soru 42 Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz? A) Yağ filtresi B) Polen filtresi C) Yakıt filtresi D) Ekran filtresi Doğru cevap C, yakıt filtresi. Soru 43. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur? A) Bujilerin B) silindirlerin, C) fren balatalarının, D) debriyaj balatasının. Doğru cevap B) silindirlerin. Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir? A) motorun hararet yapması, B) motor yağına su karışması, C) manifoldlarda kaçakların oluşması, D tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması. Doğru cevap D. Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması. Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir? A) Radyatör B) Distribütör C) Su pompası D) Yağ pompası. Doğru cevap D. Yağ pompası. Soru 46. Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir? A. Kabin B. Gösterge paneli C. Başlık D. Sigorta tablası Doğru cevap B. Gösterge paneli Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur? A. ısıtma bujisinin arızalı olması B. hararet müşirinin arızalı olması C. enjeksiyon basıncının yüksek olması D. beslenme pompasının fazla yakıt göndermesi Doğru cevap A. ısıtma bujisinin arızalı olması Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi rot ayarının bozuk olmasına bağlı olarak meydana gelir? A arka lastiklerin ortadan aşınması, B ön lastiklerin içten veya dıştan aşınması, C direksiyon milinin eğilmesi, D direksiyon kovanının eğilmesi. Doğru cevap B, ön lastiklerin içten veya dıştan aşınması. Soru 49. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A antifriz, B benzin C asitli su D motorin. Doğru cevap A antifriz. Soru 50. Şekilde soru işareti ile gösterilen ve araç için gerekli elektriği üreten parçaya ne ad verilir? A debriyaj B alternatör C distribütör D marş motoru. Doğru cevap B alternatör. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.